Kalenin batı yamacında suya kadar erişen gizli bir geçit mevcut. Bunu biz Karabük İl Etüt ve Proje Müdürü Emre Erakçıoğlu ile beraber kanyon tabanını baştan sona detaylıca incelerken fark ettik. Şu an tepe kısmından bu geçidin içerisine girmek mümkün değil. Biz bu noktayı kanyon tabanından fark ettikten sonra içerisine eriştik. Yalnız merdiven basamakları yüzyıllardır üzerine dökülen toz, toprak, moloz gibi atıklarla tamamen kapatılmış vaziyetteydi. Öncelikle ayakta durabileceğimiz şekilde içerisinde bir temizlik işlemi yaptık. Ardından fotoğraf ve video olarak belgeleme işlemi yürüttük. Bu geçide Paflagonya Geçidi ismini verdik. Bunun sebebi geçidin içine ilk girdiğimizde buranın mutlaka kaleye erişen gizli bir geçit yolu olduğunu anladım. Bunun sebebi de Paflagonya bölgesindeki diğer kale ve gizli geçitlerini daha önceden gezmiş olmam, araştırmış olmamdı. Eğer söylediğim gibi ise şu an Safranbolu'daki en eski tarihi kalıntının bu olduğunu söyleyebiliriz tarihi çarşı içerisindeki. Çünkü Paflagonya dönemini incelediğimizde bundan minimum 2500 yaşından daha büyük eserlerin o döneme eşdeğer olduğunu görebiliyoruz. Bu tarz yapıların tamamı ülkemizde şu an turizme mutlaka kazandırılmıştır. Çünkü yapılması oldukça zahmetli ama bir o kadar da farklı ambiyans hisler yaşatıyor içerisinden geçen insanlara. Safranbolu zaten ülkemiz ve dünyada turizmin odak noktalarından birisi. O yüzden bu noktanın da turizmsel olarak yani gelen misafirlere açılması hususunda mutlaka çalışmalar yapılacaktır. Bu yaptığımız keşifin ardından Safranbolu Kaymakamımız ve Karabük Valimizle bu konuyu görüştük. Kendileri de bölgenin turizme kazandırılması hususunda ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını söylediler. Bu konuda da kendilerine çok minnettarım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.